çarpınız ve sadeleştiriniz. 5 çarpı 2x karenin küp kökü, çarpı 3 çarpı 4x üzeri 4'ün küp kökü. Aklıma iki şey geliyor. Çarpmanın değişme özelliği sayesinde terimlerin sırasını değiştirebiliriz. Değişme özelliği çarpma sırasını değiştirmemizi sağlar ve sabitleri çarpabiliriz. Yani 5 ile 3'ü çarpabiliriz. Çarptığımız diğer iki ifade de küp kök olduğu için bu 1 bölü 3. kuvveti almakla aynı şey küp kök x, x üzeri 1 bölü 3 ile aynı şey değil mi? Bunu yapalım. Sırayı değiştirelim ve küp kökleri 1 bölü 3. kuvveti olarak yazalım. Yani 5 çarpı 3 ve küp kökler. Küp kök 2x kare, bunu 2x karenin 1 bölü 3. kuvveti olarak yazabilirim değil mi? Bir de 4x üzeri 4'ün küp kökü var. Bunu da 4x üzeri 4'ün 1 bölü 3. kuvveti olarak yazarım. Bu da aynı şey. Üslerle ilgili özelliklerden şunu biliyoruz. İki ifadeyi aynı kuvveti alıp çarpıyorsak, önce çarpımı alıp, sonra çarpımın kuvvetini alabiliriz. Yani a üzeri x çarpı b üzeri x'i alıyorsak, bu a çarpı b'nin x'inci kuvvetiyle aynı şey demektir. Yani şöyle anlatayım, a üzeri x çarpı b üzeri x'i alıyorsak, bu a çarpı b'nin x'inci kuvvetiyle aynı şeydir. Böylece ifadenin bu kısmını sadeleştiririz. Şöyle ki, 2x kare çarpı 4x üzeri 4'ün küp kökü, bir de 5 çarpı 3 eşittir 15. Buradaki ifadeyi de sadeleştirelim. Yine değişme özelliğine göre sırayı değiştirebiliriz değil mi? Ayrıca birleşme özelliği nedeniyle de gruplamayı değiştirebiliriz. Yani nasıl grupladığımız fark etmez. Bu 2 çarpı 4 yani 6 çarpı x kare çarpı x üzeri 4. x kare çarpı x üzeri 4 eşittir x üzeri 6. Ve bunun tamamı üzeri 1 bölü 3. Düzeltiyorum 2 çarpı 4 değil, 6 değil 8. 2 çarpı 4 eşittir 8. x kare çarpı x üzeri 4 eşittir x üzeri 6. Sanıyorum kafamda üstleri topluyordum ve 6 yazdım. Tabii ki 2 çarpı 4 eşittir 8, 6 değil. Ama tabanlar aynı olduğu için üstleri topluyoruz. x kare çarpı x üzeri 4. Ne dedik? Eşittir x üzeri 6. Ve bunu 1 bölü 3. kuvvete alıyoruz. Ve bunun tamamı çarpı 15. Şimdi yine bu özelliği kullanabiliriz. Çarpımın kuvveti için önce kuvvet alıyoruz, sonra çarpım. 8 üzeri 1 bölü 3 çarpı x üzeri 6'nın 1 bölü 3. kuvveti. Ve bunun tamamı 15 ile çarpılıyor. 8 üzeri 1 bölü 3, 8'in küp kökü ile aynı şeydir. 8'in de 2 çarpı 2 çarpı 2 olduğunu hatırlarsanız, 8 üzeri 1 bölü 3 eşittir 2 dersiniz. 8 eşittir 2 küp, 2'nin kübü. Buna göre 2 küp üzeri 1 bölü 3 eşittir 2 üzeri 1. 2 çarpı 2 çarpı 2 eşittir 8. Ve x üzeri 6'nın 1 bölü 3. kuvveti. Üslerle ilgili özelliklerden bunun x üzeri 6 çarpı 1 bölü 3 olduğunu biliyoruz. Yani 6 bölü 3 kuvveti. 6 bölü 3 eşittir 2 x kare o zaman. Yani bu sadece x karedir. 15 çarpı 2 30 eder. Bir de bu terim var. Buradaki terim x kare ve cevabı bulduk. Bunu bulmanın birkaç yolu vardır. Üs kullanmak istemeyebilirsiniz. Bu küp köktür ve bu ikisinin çarpımının küp kökünü alabilirim diyebilirsiniz. Buraya 1 bölü 3 yazmak zorunda değilsiniz. Bunun tamamının küp kökü diye yazabilirsiniz. Nasıl gruplayacağınıza ve sıralayacağınıza göre doğru özellikleri kullanırsanız aynı cevabı bulacaksınız.